Dışarı çıktığımda balkon bu şekildeydi, hani bizim evimizin balkonu. Kapıdan sadece adım attığımı hatırlıyorum. Çocukla bu şekilde kaldım. Arkamı dönüp baktığımda ev yerle bir olmuştu. Ondan sonra bağırdım Uğur, Samet diye. Büyük oğlum dedi ki anne Samet çıkmadı. Küçük oğlan zaten kucağındaydı. Dedim şu kardeşini al. Balkondan aşağı kardeşini verdim. Samet, Samet. Sadece anne beni kurtar dediğini hatırlıyorum. Ay kurban oldum. Anne beni kurtar. Eşim de o anda bağırdı. Serpil, ben koltukların yanındayım. Ben de dedim ki Metin sakın uyuma. Samet'le ikiniz de evin altında kaldınız. Samet'in sesi geliyor. Çocuğuna seslen, sesini duyur. Uyumayın ama ne olursa olsun uyumayın. Konuşun birbirinizle. Ben gidip birilerini bulacağım. Dışarıya çıktım, zaten o anda her yerin yıkıldığını fark ettim. Yani yağmur, herkes, yağmur çok fazla, karla soğuk, karışık yağmur. Üste başta hiçbir şey yok yani. Yani gecelikle pijamalarla dışarı çıktık. Komşular dışarıda sesleri geliyor. Bir oraya koştum, bu yere koştum ama kimseyi bulamadım. Kimse yok, herkes kendi canının derdindeydi. Beni orada tuttu, hava aydınlanır aydınlanmaz. Koşa koşa zaten ben evin önüne tekrar geldim. Bağırdım, bağırdım. Çocuğumun sesi yine geliyordu. Anne canım acıyor, anne canım acıyor. Eşimin sesi gelmedi ama çocuğumun sesi geldi o anda. Saat 10'a kadar benim çocuğumun sesi geldi. Ama kimse yoktu. Kurtaracak kimse yoktu. Benim çocuğum donarak öldü. Enkazın altında donarak öldü. Kayınpederim çıktı enkazın içinde. Görümcem çıktı. Sağlam çıktı yani. Hiçbir şey olmadı. Onlara ilk başta görümcemin sesini gel... Deprem olduğu anda kayınbabamın sesi geldi. Metin, Metin diye bağırıyordu. Ben dedim ki baba dedim, Metin enkazın altında kaldı. Gelemez, sen bağırma boşu boşuna dedim. Ondan sonra kimse yok, gelip yardım edecek kimse yok diye. O gün geçti, o gün bitti, o gece de bitti yine. O gün sabah da bitti yine. Benim çocuğum ve eşim enkazın altında. Ta salı günü öğleden sonra benim çocuğumla eşim enkazın altından çıktı. Kimse gelmedi zaten. Şu maden var ya, madenden hayırsever biri şeyi gönderiyor, kepçeyi. Enkazın altında kalanları çıkartın, gidin yardımcı olun halka diye. Onlar geliyor komşuların yardımıyla, işte kepçecinin yardımıyla cenazelerimiz çıkıyor. Biz mahallece toplu yerde bir caminin karşısında bir yer vardı. İlk başlarda 15-20 gün falan hep beraber orada kaldık. İlk 2 gün şeyde kaldık, 2-3 gün arabalarda falan kaldık, işte meydanda öyle kaldık. 5 gün sonra mı, 4 gün sonra çadırlar geldi, 2 tane çadır geldi. 60 kişiydik. Devir dayamlı yatıyorlardı. Yani üst üste. Kim kalkarsa sonra onun yerine o birisi yatıyordu dinlene, gece. Dinlene. Dinlene dinlene. Ondan sonra daha sonra yine 2 tane daha geldi. 4 tane çadır oldu. 6-7 gün sonra geldi yani hemen. İlk 2 aldığımız çadırı şurada taziye evi var. Taziye evinin önüne bırakmışlar 2 tane. Herkes kendince alsın diye. Tesadüfen biz yürüyüşe gidiyoruz. Orada 2 tane çadır olduğunu görüyoruz. Ve biz traktörün yardımıyla, komşuların yardımıyla gidip o çadırı alıp geldik. Kendimiz kurduk komşularla beraber. Üst tarafta konteyneri kayınpederime yazdılar. Sen alt kattaydın, sana da kira yazalım dediler. İşte bir yere ikametgah göstereceksin dediler. Belirli bir adreste ikametgah göstereceksin ve biz sana kira yardımında bulacağız dediler. Evet. 2 çocuğum hayatta. Bir çocuğum öldü, eşim öldü, kayınvalidem öldü. Çocuklarım için uğraşacağım, eğitimleri için, başka, yani dediğim gibi hiçbir gelirim, hiçbir şeyim yok. Biz şu anda psikolojik destek alıyoruz çocuklarımla ben. Geldi, gönüllü aslında bir haftalığına geldi ama baktı buranın durumu çok kötü, bir aydır burada. Biz şu psikoloji gözümüzün önünden kalkması, ben o evin üzerine çıkamıyorum. O evin etrafında ben gidiyorum, kalsam, oturuyorum saatlerce, düşünüyorum, düşünüyorum. Bana diyorlar ki en azından evin üstünde olan eşyaları, gözüken şeyleri al. Gözükecek hiçbir şey yok zaten. Yani gözüken de benim içim kaldırmıyor. Benim orada çocuğum ölmüş, kocam ölmüş, yaşadığım hayat gitmiş. Ya da benim özüm tutup da ben hiçbir şey elleyemiyorum. Ya bilmiyorum abi. Bir eve ait, bir kadına ihtiyacı olabilecek, bir evin ihtiyacı olabilecek her şey. İğneden ipliğe her şey lazım. Benim yetişkin 15 yaşında oğlum var, 7 yaşında oğlum var. Yani
İhtiyaçları, eğitimi, her türlü. Yani ben bunu karşılayacak durumda değilim zaten.